Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özelliği Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan bu mükemmel videoya hoş geldiniz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Kanala abone olmayan lütfen olsun. Bayramın hatırına, Fenerbahçe hatırına. İkincisi, arkadaşlar videoyu beğenmeyen lütfen beğensin. Bak, size toplu bir şekilde tık 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 duyumları vereceğim. Uzatmadan, öyle haber okumadan, bilmem ne yapmadan. Yani rica ediyorum arkadaşlar, şu videoya ne olur beğeni bini geçsin ya. Ve şunu da söyleyeyim, sizin beğendiğiniz hiç kimseye gitmiyor arkadaşlar. Beğendiğinizi kimse görüntülemiyor arkadaşlar. Beğendiğiniz için cebinizden para çıkmıyor arkadaşlar. Kanala abone olduğunuz için de herhangi bir yere para ödemiyorsunuz. Ha, üyelik istiyorum, İşte duyumlara erken ulaşmak istiyorum derseniz Kadıköy Sokak 2 yazıp arattırın. Kadıköy Sokak Fenerbahçe kanalımızda üyelik var. Orada oynatma listesini açık bırakın. Zaten bol bol hediye üyelik veriliyor. Orada kazanırsınız. Belki de bayramda bir bayram yayını açarız. Bayram canlı yayında eminim millet harçlık niyetine üyelik hediye edecektir. Benden tavsiye. Sercan Hamzoğlu, sevgili Sercan Hamzoğlu diyor ki Fenerbahçe 2 Temmuz'da başlayacak Avusturya kampı öncesi ilk hazırlıklarını İstanbul'daki aşırı sıcaklıklar nedeniyle 24-26 Haziran tarihlerinde Topuk Yaylası tesislerinde gerçekleştirecek. Topuk Yaylası'nın son gününde ise bir hazırlık maçı yapılacak diyor. Arkadaşlar, şimdi herkesin bana soracağı soruyu ben siz sormadan tahmin edeyim. Bana diyeceksiniz ki hocam kilon kaç? Yok, onu demeyeceksiniz. Hocam boyun kaç? Onu da demeyeceksiniz. Ya bana diyeceksiniz ki hocam sence, sana göre o maç yayınlı olur mu, yayınsız mı olur? Bence bunu soracaksınız. Arkadaşlar rahat olun, o maç yayınlı olur. Mourinho'nun böyle takıntıları yok. Ben size bir sıkıntıdan bahsedeyim. İrfan Can Kahveci. İrfan Can'ın sakatlığı, şöyle anlatayım size. İrfan Can Kahveci'de yırtık var arkadaşlar. MR'ında yırtık var. Bildiğiniz kasta yırtık var. Şimdi bugün 15'i, bugün ya da yarın futbolcunun ilk maç başlamadığı için, ilk maçlardan önce iyileşirse ya da sakatlanırsa değiştirme hakkı var. Ama ilk maça çıktıktan sonra sadece kalecilerin değişme hakkı var arkadaşlar. Kaleci ekleyebiliyorsun kural gereği. Yani takıma katkı vermek istiyor, oynamak istiyor ama İrfan Can Kahveci'de yırtık var. Bu bilgiyi bilin. Manchester United, Andre Onana, Martinez, Dalot, Garnacho, Maino ve Hojlund dışındaki, Rasmus Hojlund dışındaki tüm oyuncular için gelen teklifleri değerlendirme kararı almış. Yani neydi o, bir tane futbolcuları vardı bunların ya. Lan Mustafa mıydı? Wan-Bissaka ha. Ya bence eleman iyiydi ya. Hani 20 milyon euro değeri var. Bir sene kalmış bitimine. Hani şeyi çıkartsak, Osayi'yi çıkartsak da Wan-Bissaka alsak nasıl olur? Şimdi Mustafa Hoca da durduk yere bir şey de söylemez açıkçası ama hani hocam Galatasaray'a geliyormuş. Galatasaray'a gelir zaten. Arada sırada getirirler onlar. 30 maç, 3 asist, 2411 dakika. Hani ben sadece bir öneri olarak sunayım dedim arkadaşlar. Lewandowski %90 Fenerbahçe'de, oyuncu 2-3 güne açıklanacak demiş Erdem Açıkgöz. Ben demiyorum, Erdem diyor. Hangi Erdem? Gülben Erdem. Yok, Erdem Açıkgöz diyor. Yani bakın, başlığa falan bunları koyduğum zaman bana lütfen kimse çemkirmesin. Çünkü adam açık açık yazmış, paylaşmış. Ve bu adamlar hani sosyal medyada şeyler, yani uğraşan kişiler. Sosyal medyanın şeyleri, bilginiz olsun. Ha, bendeki duyumlar tam tersi. Bendeki duyumlar Lewandowski olmadı olarak geçiyor ama bilmiyorum. Fenerbahçe Atalanta'dan Ademola Lukman ile ilgileniyor. Ukala bir arkadaşımız da diyor ki sen diyor futbolcuların telaffuzunu dahi beceremiyorsun. Bu işi bırak diyor. Yani buradaki esprileri dahi anlayamayacak zeka kapasitesi hani 0-7 yaşında altında olması lazım. Arkadaşlar hani çok zor değil. Ademola Lukman, işte yaz internete telaffuzu nasıl diye. Hatta dur yazayım ya. Telaffuzu nasıl? Ya da telaffuzu nedir?
diye yazalım. Mesela forvo telaffuz kılavuz diye bir şey var. Hemen anında çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Hatta ne diyor? Dur, şurada da çıkıyor yani. Demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Ya dünyada tek uyanık zekisiz değilsiniz. Bak. Mesela. Adem Oğla Lukman. Anladınız değil mi arkadaşlar? Yani burada 0-7 yaş grubu yorumlarınızı yapmazsanız sevinirim. Neyse, bu Lukman forvet arkası, 26 yaşında, 40 milyon euro değeri var. 2026'ya kadar sözleşmesi var. Önce şunu çok merak ediyorum. Atalanta UEFA Kupası'nın sahibi oldu. 14 Ağustos çarşamba günü de Real Madrid'de Süper Kupa finaline çıkacak. Bu futbolcuyu nasıl almayı düşünüyorsunuz? Nerenizden almayı düşünüyorsunuz? Ne şekilde almayı düşünüyorsunuz? Adamlar uyanıklık etmiş. Zamanında Everton, Charlton Athletic'ten 8 milyon 800 bin euroya almış. 500'e Leipzig'e kiralamış. Sonra 18'e satmış. Leipzig Fulham'a 2 milyon euroya kiralamış. Sonra Atalanta 2022 yılında 9 milyon 350 bin euroya almış. Şimdi Transfermarkt değeri 40 milyon euro. Ancak 45 maç, 17 gol, 10 asist, 2809 dakika. Yani yaklaşık 32 maça çıkmış. 17 gol, 10 asist. Avrupa Ligi'nde 5 gol, 1 asist. Serie A'da 11 gol, 8 asist. İtalya Kupası'nda 1 gol, 1 asist. Şimdi Lukman'ı yazıyorsunuz. Kabul, yazabilirsiniz. Sonuçta siz de özgür bireylersiniz. Ama neyle alacaksın kardeşim? Neyle alacaksın? Bana bunu izah et. Diyordu ya Aziz Yıldırım videonun birinde. Neyle alacaksınız? Adamlar 25 milyon euro istiyor. Yani 25 milyon euro bonservis artı sonraki satıştan pay istiyor. Oyuncu 3-4 milyon euro imza parası istiyor. Bu bizlik değil ha, yanlış anlamayın. Hocam bak, demek ki görüşmüşüz diyeceksin. Bu bizlik değil. Oyuncu bu kadar para istiyor. Maaşı 3.7 milyon euro. Hani bonservis 25 milyon euro elbette verilir. Fenerbahçe istediğimizi alırız diyorsa verecek, lafım yok, ama yani 4 milyon euro, 3-4 milyon euro bu paralar, bilmiyorum nasıl paralar bunlar. Yani geceler aram oldu bak bu aralar, nasıl ödenir bu paralar. Ha, bizim alacağımız isim Levent Mercan. Levent Mercan'ı söyleyince de diyorlar ki hocam, diyorlar bak, Fenerbahçe kalitesi bu. Biz ayvayı yedik. Biz perişan olduk. Biz öldük diyorlar. Ya arkadaşlar, canım arkadaşlarım, bakın bende bir sürü duyum var. İçeriden çok sağlam bir duyumum var. Yani dünyalarda yansa çatır çatır hayvan gibi, böyle tam Mustafa Hoca'nın hayran kalacağı, size de ballandıra ballandıra anlatacağı bir forvet alınacağına dair duyumum var. Görüşmelerinde sürdüğüne dair. Yine Ceko uzatıyormuş. İşte Batshuayi uzatıyormuş. Ben bunu da söyledim. Sadece bir tanesinden devam edilecek denildi arkadaşlar. Alın size duyum. Ya duyumdan anladığım kadarıyla da Edin Dzeko. Bu arada Yağız Sabuncuoğlu şu an için sıcak bir durum yok. Lewandowski Barcelona'da kalmak istiyor. Kolay bir durum yok ortada diyor. Bunu da söyleyeyim. Hani birisi birkaç güne imzalanacak diyor. Dediği gibi eğer imzalanırsa çok çok güzel olur. İmzalanmasa da durum bu. Levent Ümit Erol diyor ki, aldığım istihbaratlara göre Fenerbahçe Batshuayi ile sözleşme uzatacak diyor. Aha hocam, zehirli oku attı. Öyle derdiyse kesin gitti. Yani benim duyumum bu. İkisiyle asla devam edilmeyeceği şeklinde benim duyumum bu. Yani gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Ne kadar doğru çıkar, ne kadar yanlış çıkar size bırakıyorum. Ha şunu da belirteyim. Batshuayi ile kesinlikle uzatılması lazım. Onu da söyleyeyim. Şimdi bazı isimler var transfere dair. Ben bunları tek tek size sayayım. Durumlarını da söyleyeyim arkadaşlar. Duyumlarını da söyleyeyim. Gerson Silva. Yalan arkadaşlar. Bir alakamız, ilgimiz yok. Çağlar Söyüncü. 6 milyon euroya almaya çalışıyoruz. Bana kalırsa eninde sonunda alacağız. Yani ama Ağustos'ta alacağız. Ama Eylül'de. Ama Temmuz'da. Bana kalırsa alacağız. Hink Ming Son. Mustafa Hoca yine bildi. Oyuncu demiş ki külliyen yalan demiş. Siz aklınızı Japon peyniriyle mi yediniz demiş. Krem peynirle mi yediniz aklınız demiş. Ekmeğinizin arasına mı sürdünüz demiş. Kurban da sizin aklınızı mı kesecekler demiş. Beyninizi mi kesecekler demiş. Wilfred Ndidi. %10 ihtimal veriyorum. Galatasaray'dan adağın alıyor. İşte bizi aldırmaya çalışıyor. Sağ olsun Türkiye'de bazı isimler menajerlerle ortak hareket ettiği için, ya da menajerler ben sana bir sakal atayım, sen de benim futbolcuma bir sakal at dediği için
Arkadaşlarım var. İsim veremem. İsim verirsem suça girer. Suç teşkil eder ama bazı duyumcular, bazı menajerlerle ortak iş yapıyorlar. Bu sadece Türkiye'ye özel bir şey değil. Yani sizin o çok bildiğiniz çok meşhur duyumcular da artık bunu yapıyor. Adam ne yapıyor? Oradan duyum alıyor veriyor. Buradan duyum alıyor veriyor. Buradan duyum alıyor veriyor. Kendi imparatorluğunu kuruyor. Sonra ne yapıyorlar? Birileri diyor ki şu parayı al bizimle adını yaz. Biz bunu geçmişte yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Bilginiz olsun. Serdar Aziz. Arkadaşlar Serdar Aziz %100 yolcu. Ama bende bir duyum var. Alnımdan öpersiniz. Serdar Aziz'den Fenerbahçe'nin 2 milyon euro bonservis kazanacağına dair. Hocam eğer bu gerçekleşsin. Yani eğer bu gerçekleşsin seni alnımdan öperim. Dediğinizi duyar gibiyim. Ya tek bir yerimden öpmeyin de gerçekleşsin. 2 milyon euro deli para yani. Hem de Serdar Aziz'den gelirse. Ya muhtemelen Suudi Arabistan, Katar falandır yani. Başka şey alternatif yok. Miha Zajc. Çok talibi var. Çok isteyeni var. Süper Lig'e yeni çıkan takımlar da istiyor. Çaykur Rizespor da istiyor. Serdar Aziz de istiyor Çaykur Rizespor. Umut Nayır'ı da istiyor. Ya Zajc da Umut Nayır da Serdar da bence %100 gidecekler. Zajc %70 Maribor'a gidecek diye düşünüyorum. Çünkü Maribor sahibini tanıyorum Maribor'un. Siz de tanıyorsunuz. Öyle bir takım. Neyse. Yani yeniden yapılanma, yeni takım kuruyoruz. Abi liget geldi falan filan oluyor ya böyle. O tip şeyler. Umut Nayır bence %100 yolcu. Ama kampta yine de bakılır durumuna. Yusuf Kabadayı ismi dün ortaya atıldı. Bayern Münih'ten genç gurbetçi orta saha. Ya bana dediler ki bir gurbetçi orta saha alacağız. Ama 18 yaşında dediler. Ve hani Alman ligiyle bağlantılı bir şey söylediler. Ya ben duyumumu aktarıyorum. Bana bu söylendi. Anladınız mı? Bana bu söylendi. 18 yaş diyor. Bu çocuk 20 yaşında. Demek ki Yusuf Kabadayı değil diyorum. Yani onu da belirteyim. Samet Akaydın inşallah Euro 2024'te parlar da satarız. Ya Panathinaikos falan da gördü. Yurt dışı da gördüğü için. Belli mi olur? Belki bir sazan düşer. Ya tıpkı şey gibi yani araba işi gibi. Mesela siz ben arabayı ilana koyarız sahibindene. Atıyorum kafadan. 550'ye koyarız arabayı. Ya da 600'e koyarız. Biz satamayız. Sonra bir galerici şu bu gelir. Bizden ölü fiyatını alır. Ki genelde çalışma prensipleri böyle oluyor. Mesela biz 600'e satamadık. Bizden 500'e alır. Gider ilanı 650'ye koyar. Sabahına da 610'a satar. Sen dersin ki ulan dersin 610'a almış olan dangalak gel benden 550'ye al en azından ben 50 lira kar edeyim sen de 60 lira kar et desen insanlar kabul etmez çünkü 2024 yılındayız bizim insanımız hakikaten tuhaf hakikaten enteresan hani seveni değil de söveni seviyor ve gerçekten diyorum hani sen 600'e koyuyorsun adam diyor ki ulan diyor bir şeylik var niye 600'e koydu acaba diyor. Gidiyor öbürü galericiye mesela halk arasında galericileri iyi tanımlamazlar. Adam gidiyor 650'ye koyuyor mesela hemen çak çöküyorlar. Ya da tam tersi mesela 1 milyonluk arabam var. Sen diyorsun ki lan bir an önce satayım. 1 milyon 50 koyuyorsun ki hemen satayım diye. Adam senden almıyor. Atıyorum sen galerici diyor ki ver 900'e. 900'e anlaşıyorsun veriyorsun lan uğraşma diyorsun. Adam 1200'e koyuyor 1 milyon 200'e. Sabahına bakıyorsun 1 milyon 150'ye satmış. Yani ortada bir 250 bin liralık para var. Havuz var. Hani sen 1'e razısın. Herif 1.150'ye alıyor. Sen desen ki ben 1'e razıyım. Ya 1050'ye vereyim. 1 milyon 50 bin liraya vereyim. Sen 100 bin lira kar et. Ben de 50 bin lira kar edeyim. Desen ki sen de 150 kar etmiş oluyorsun bu mantıkla. Yok insanlar garip yani. Bu da böyle bir şey. Ciku %100 kalıyor. Bekao 8 ve üzerine teklif gelirse gider arkadaşlar. Bakın Alexander Ciku kesin olarak kalıyor. Bekao'yu da söylemiş oldum. SMA ile ilgili bir arkadaş şey yapmış. Bunu geçelim. Mario Branco çalışıyor. Cristiano Bacci ismi var. Antrenör getirmek istiyoruz ama Portekiz takımının başına geçiyormuş. Yusuf Kabadayı söyledik. Başka kimi söyleyeceğiz? Ya Sabuncuoğlu bu sessizlik taraftarın üzülmesi gereken bir sessizlik değil. Önemli isimler var ama daha şu an oyuncu belirleme aşamasındalar. Mourinho değil herkes tatilde. Blanco da tatilde demiş. Beni sinirlendirmeyin. Eğer Blanco tatildeyse yani ben bunları anlamıyorum ya.
Ama dediğim gibi şu çatır çatır forvet kısmı cidden düşündürücü bir kısım. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler. Hepinizi seviyorum. Hepinizi selamlıyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bir video daha sıkıştırmaya çalışacağım bugün arkadaşlar. Becerebilirsem ne ala, beceremezsem de gece ya da o saatlerde izlersiniz. Görüşmek üzere.